Merhaba değerli izleyiciler, Ezop Masalları serimizin devamı sizlerle. Tuz yüklü eşek Bir seyyar satıcı, tuzun deniz kenarında daha ucuza satıldığını öğrenince gitti ve oradan çokça tuz satın aldı. Aldığı tuzları eşeğine yükleyerek yola koyuldu. Tuz yükü çok ağır olduğundan eşek güçlükle yürüyebiliyordu. Olacak bu ya, ırmak kenarındaki bir patikadan geçerken eşeğin ayağı kaydı ve üzerindeki tuz çuvalları ile birlikte suya düştü. Tuz suda ıslanınca hemencecik eriyi verdi ve eşeğin yükü hafifledi. Bu düşüşten karlı çıkan eşek, sahibinin üzülmesine aldırış etmeden hoplaya zıplaya yoluna devam etti. Satıcı birkaç gün sonra tuz almak için tekrar deniz kenarına gitti. Önceki tuz suda eridiği için zarar etmişti. Zararını kapatmak için bu defa daha fazla tuz aldı. Bu kadar ağır yükün altında eşek zorlukla yürüyordu. Yine aynı patikadan geçerken eşeğin aklına önceki olay geldi ve yalancıktan tökezleyip kendini tekrar suya attı. Tuzlar suda eridiği için eşek yine yükünden kurtuldu. Para kazanacağı yerde zarar eden adam. Bu kurnazlığı yenmek için bir çare buldu. İki gün sonra yine eşeğini önüne katarak deniz kenarına gitti ve bu defa sünger aldı. Sünger tuz kadar ağır değildi ama önceki kurnazlıkları eşeğin hoşuna gitmişti. Yine aynı patikadan geçerken yalancıktan tökezleyip kendini suya attı bu sefer kurnazlığı bir işe yaramamıştı. Yükü hafifleyeceği yerde daha da ağırlaşmıştı. Sudan çıkıp da yola koyulduğunda ağır yükün altında kulakları düşmüş boynu bükülmüştü, beli neredeyse yere yapışacak haldeydi. Akıl Derler ki Tanrı canlıları yaratınca her birine bir üstün özellik vermiş, kimine hız, kimine kanat, kimine de güç vermiş, sıra insana gelince ortada bir şey kalmamış, insan, kırgın bir şekilde Tanrı'ya şöyle seslenmiş, ey yüce tanrım her canlıya bir pay verdin, sıra bana gelince beni paysız bıraktın, tanrı ona şu karşılığı vermiş, ey kulum. Sana verdiğim şeyin farkında değil misin, sana en büyük armağanı verdim, güçlülerin en güçlüsü. Hızlıların en hızlısı, aklı bağışladım. Tanrı böyle söyleyince insan anlamış aklın en üstün olduğunu, işte o zamandan beri de Allah'a inanır ve şükredermiş. Allah en üstün özelliği insana bağışlamış ama bazı insanlar bunun kıymetini anlamadıkları için duygusuz ve akılsız hayvanlara imrenilmiş. Akıl. Kurt kendini kral ilan etmişti. Adaletini göstermek için hemen bir kanun yayınladı. Buna göre, her hayvanın yakaladığı avlar belirli bir yerde toplanacak böylece hiçbir hayvan açlık sıkıntısı çekmeyecekti. Teklif büyük bir coşkuyla karşılanırken eşek söz alarak şöyle dedi. Bu asilce sözlerden dolayı kralımızı kutlarım ama önce bunu kendisinin uygulaması gerekmez mi? Çünkü dün yakaladığı avı tek başına yemek için kendi evine götürdü. Bize de pay vermedi. Diğer hayvanlar bu sefer eşeği alkışladılar. Kurt. Biraz düşündükten sonra yayınladığı kanunu iptal etti. Akıl. O yıl görülmemiş bir kar yağmıştı. Köyün ihtiyarları ömürlerinde böyle bir kış görmediklerini söylüyorlardı. Her taraf adam boyu karla kaplanmış, etraftaki köy ve kasabalarla bağlantı tamamen kesilmişti. Kışın böyle gitmesi halinde açlıktan insanların öleceği kesindi. Yiyeceği kalmayan bir köylü çaresizlikten tek bir koyununu kesmek zorunda kaldı. Fakat hava bir türlü açmadı ve bu sefer de iki keçisini kesti. Kar şiddetini daha da arttırıyordu. Çaresiz kalan adam sonunda çoluğunu çocuğunu doyurmak için. Kendisi için çok önemli olan öküzünü de kesmek zorunda kaldı. Koyunun, keçilerin ve öküzün birbiri ardına kesildiğini gören köpekler kendi aralarında şöyle konuşmaya başladılar. Dışarısı ne kadar karla kaplı olursa olsun artık bizim buradan kaçmamızın zamanı geldi sahibimiz kendisi için o kadar önemli olan öküzü kesmek zorunda kaldıysa artık sıranın bize geldiğine emin olabiliriz. Akıl Ormandaki hayvanlar, kim daha çok yavruluyor, diye kendi aralarında tartışmaya başlamışlardı. Bazıları utangaçlıktan yüzleri kızararak sadece iki yavru doğurduklarını söylerken bazıları böbürlene böbürlene on tane, on iki tane doğurduklarını söylüyorlardı. Sonunda, hayvanlar kendi aralarında bir kurul oluşturdular ve anket yapmaya karar verdiler. İlk olarak aslanın kapısını çalıp "Bu yıl kaç çocuk doğurdunuz?" diye sordular. Aslan hiç tereddüt etmeden şöyle dedi: "Sadece bir tane ama benim yavrum." Da aslan. Akıl. Bir kurt, avladığı avını yerken boğazına bir kemik parçası saplanmış. O kadar uğraştığı halde kemik parçasını çıkaramamış. Boğazı şişmeye başlamış, neredeyse boğulacakmış. Bir kurtarıcı bulur muyum diye oraya buraya koşuşturmuş. Sonunda bir pelikan kuşuna rastlamış. Aman pelikan kardeş, ne olursun beni bu dertten kurtar demiş. Pelikan biraz kuşkulanmış. Onun bu halini fark eden kurt, ücretini vermem diye mi tereddüt ediyorsun? Neyse ücretin veririm. İş iştir. Hem ben de kimin alacağı kalmış ki demiş. Pelikan kuşu kurdun bu haline acıyarak sivri ve uzun gadasını kurdun ağzından içeri sokmuş bir kavrayışta kemi saplandığı yerden çıkarıvermiş. Böylece kurt büyük bir dertten kurtulmuş, pelikan ücretini alıp yoluna devam etmek istemiş ama kurt hiç oralı olmamış, pelikan, hadi bakalım paramı ver de gideyim, dediğinde kurt bir öfkelenmiş, bir öfkelenmiş ki. Sormayın, vay vay vay, demek ücretini istiyorsun ha, koca kurdun ağzına başını sokup sağ salim kurtardığına şükretmiyorsun da, bir de para. Mı istiyorsun, hadi git işine, demiş. Atmaca ve köylü. Bir köylü tarlasına tohum ekmişti. Fakat güvercinler köylünün ektiği tohumları bir çıkarıp yiyorlardı. Çaresiz kalan köylü onları yakalamak için bir kapan kurdu. Bir gün atmacanın biri peşinden uçtuğu bir güvercini yakalamak için tarlaya dalınca köylünün kapanına yakalanıverdi. Köylü, kapanı kontrol için geldiğinde baktı ki kapanda bir atmaca sıkışmış. Çırpınıp duruyor, köylü yaklaşınca atmaca ona yalvardı. Lütfen bana inanın efendim. Maksadım tarlaya zarar vermek değildi. Sadece size zarar veren. Güvercinlerden birini kovalıyordum, çiftçi, dediklerin doğru olabilir ama sen bana söylesene. Güvercinler sana ne zarar verdi de kovalıyorsun, bak şayet söylemezsen, ben de senin başını koparmaya mecbur kalacağım. Atmaca ve köylü Tilkinin biri dalgınlıkla içine düştüğü kuyudan bir türlü çıkamıyordu. Bütün umutları tükenmiş, çaresiz ölümü beklerken bir tekenin su içmek için kuyunun başına geldiğini gördü. Teke de onu görmüştü, merakla, Merhaba tilki arkadaş, orada ne yapıyorsun? Tilki hemen bir kurnazlık düşündü ve cevap verdi. Büyük bir kuraklığın hızla yaklaşmakta olduğunu sen daha duymadın mı? Susuzluktan hayvanların çoğu ölecek. Ben bu kötü haberi duyar duymaz kendimi buraya attım. Burada çok su var. Kuraklık boyunca da bitmeyeceğine eminim. Sen de benim gibi önceden önlemini aleve yoksa birkaç gün içinde susuzluktan ölebilirsin. Ha söylemeyi unuttum. Buranın suyu öyle güzel, Öyle tatlı ki, hayatımda böyle bir su içtiğimi hatırlamıyorum. O kadar içtim ki, yürüyecek halim kalmadı. Tilkinin bu sözlerine inanan teke büyük bir iştahla kuyuya atladı. Susuzluğunu giderdikten sonra aklı başına gelir gibi oldu. Tilkiye, eee, şimdi buradan nasıl çıkacağız, diye sordu. Tilki, sen hiç merak etme, önce ben çıkayım, oradan uzanır seni de çıkarırım, dedi ve hemen keçinin üzerine atladı. Boynuzlarını basamak yaparak kuyudan dışarı çıktı, teke heyecanla, hadi şimdi de beni çıkar, deyince tilki ona şöyle seslendi. Teke arkadaş, öyle aptalca bekleyeceğine kuyuya atlamadan önce iyice düşünseydin. Tilki ile karga. Karganın biri ağzında kocaman bir etle bir ağacın dalına konmuştu. Yoldan geçen bir tilki onu gördü. O eti kargadan nasıl alabilirim diye düşündü. Yavaşça karganın konduğu dalın altına gitti ve son derece kibar bir sesle, günaydın karga kardeş, dedi. Bugün çok güzel görünüyorsunuz. Kanatlarınızda ne kadar parlak. Karga söylenenlere aldırış etmeyince tilki konuşmaya devam etti. Göğüsleriniz bir kartalınki gibi. Hele tırnaklarınız, affedersiniz pençeleriniz diyecektim. Pençeleriniz de çelik gibi sağlam. Tilkinin sözleri karganın hoşuna gitti ama yine ses çıkarmadı. Sadece göğsüne ve tırnaklarına baktı. Tilki pes etmedi. Ah ah bir de sesiniz güzel olsaydı, kuşların kralı olurdunuz, dedi. Tilki böyle deyince karga birden toparlanıverdi. Sesimin neyi varmış, dedi. Bu tilki benim şarkılarımı işitmemiş galiba. Diye mırıldandı. Şuna güzel bir şarkı söyleyeyim de görsün güzel miymiş, kötü mü? Kuyruğunu salladı. Kanatlarını bir kartal gibi açtı ve gaklamaya başladı. Ağzını açıp kendince şarkı söylemeye başladı. Ama et de o anda ağzından düştü. Kurnaz tilki eti daha yere düşmeden havada kaptı ve afiyetle yedi. Karga ne olduğunu anlamamıştı. Tilki kendisine aptal aptal bakan kargaya şöyle dedi. Ey karga! Doğrusu güzelliğine de sesine de diyecek yok ama kuşların kralı olman için biraz aklın eksik. Tek gözlü geyik. Acılardan canını zor kurtaran geyik, ne yazık ki gözünün birini kaybetmişti. Tek gözümle düşmanlardan nasıl korunurum diye kara kara düşünürken aklına parlak bir fikir geldi. Nasıl olsa denizden bana bir tehlike gelmez, kör gözümü o tarafa çevirirsem. Mesele kalmaz, nasıl olsa diğer tarafı görüyorum. Dediğini de yapmış, deniz kenarındaki kayalıklarda otlamaya başlamış. Tehlike nereden gelecekse gelir işte. Bir gün kayalıklara yakın yerde kürek çeken bir adam. Bakmış kayalıkların üzerinde bir geyik otluyor. Hemen yayını gerip nişan almış ve geyiği orada oklamış. Zavallı geyik neye uğradığını şaşırmış. Son nefesini verirken şöyle dertlenmiş: Ah benim kara yazılı talihim. Beklediğim tehlike karadan gelmedi de korunmak için sırtımı verdiğim denizden geldi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizlerde fikirlerinizi yorum yaparak bana ulaştırabilir ve fikirlerinizin hikayelerini dinleyebilirsiniz.